Merhabalar değerli dostlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınavında çıkması muhtemel soruları çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve tabii ki aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Zile de basarsanız her yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden de bizleri takip edebilirsiniz. İsterseniz hemen videomuzla devam edelim arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için yapılması gereken önlemlerden biri değildir? A. Kırıklara yerinde müdahale etmesi. B. Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi. C. Kazazedenin hareket ettirilmeden müdahale yapması. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini alması. Değerli arkadaşlarım, şuradan kutsal kalemimi öncelikle elime alayım. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini alma diye bir şey yoktur. Her ikisinin de emniyetini ne yapmalı? Almalıdır arkadaşlarım. Yaralı sayısını arttırmamalıdır. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır? Debriyaj, rot, amortisör, yağ pompası şıklarda verilmiş arkadaşlarım. Bize burada güç aktarma organlarının bahsetmek istemiş. Doğru cevabımız A şıkkı debriyaj, diğer adıyla kavrama olacak. Rot değerli arkadaşlarım bizim yön sevkimiz için direksiyon sisteminin bir parçası. Amortisör, süspansiyon sisteminin bir parçası. Yağ pompası ise aracımızın motor yağlama sisteminin bir parçasıdır. Derin yanıklarda olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Ağrı kesici merhem sürülür. Diş macunu sürülür. Yara merhemi sürülür. Soğuk su veya buz tatbik edilir. Bizim tabi doğru cevabımız burada D şıkkı. Ancak eskiler ne yapar? Diş macunu sürer vesaire vesaire. Arkadaşlar ilk yardımda bunların hiçbiri yoktur. Doğru cevap lütfen soğuk su veyahut da buz oraya konularak şişkinin azaltılması sağlanır. Hemlik manevrasının doğru tanımı hangisidir? Bir turnike yöntemidir. Havayolu tıkanıklığında karına bası uygulama işlemidir. Kazazdeyi araçtan çıkarma tekniğidir. Kırıklarda at elleme yöntemidir. Arkadaşlarım doğru cevabımız burada B şık olacak. Tam havayolu tıkanıklarında yani adamın ne öksürme ne de herhangi bir belirti kalmamış, ağzı yüzü morarmaya başlamış. Bu durumlarda yapılacak olan işlemdir. Şimdi gelelim bu nasıl yapılıyor arkadaşlarım. Hemen bir sonraki slaytımızda bundan bahsediyoruz. Arkadaşlarım tekrar şuradan kutsal kalemimi elime bir alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım kişi ne yapmış? Nefes alamamış. Bundan mütevellit de değerli arkadaşlarım ellerini boğazına götürmüş. Bu bir reflekstir. Nefes alamayan insanlar genelde boğulma anında elini boğazına götürür arkadaşlarım. Böyle bir durum görüyorsanız hemen arkadaşlarım şu turuncu arkadaşın yaptığı gibi arkasına geçiyorsunuz. Evet, kollarınızı bu şekilde yapıyorsunuz ve şu bölgede bulunan diyafram kasını arkadaşlarım baskıyı uyguluyorsunuz. Böylece kişinin ağzındaki nesne dışarıya çıkacaktır arkadaşlarım. Piyasadaki araç ilk yardım çantasında çok sık bulunan tentür diyot konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Çanta içinde mutlaka bulundurulmalıdır. Bulundurulması sürücünün isteğine bağlıdır. Sadece yolcu taşıyan araçların da ilk yardım çantasında bulunmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce çanta muhtevilatından çıkartılmıştır demiş. Arkadaşlarım bu doğru cevap D şıkkı olacak. Artık Emniyet Müdürlüğü bunu aramıyor. Bu çantadan yani ilk yardım çantasından çıkartılmış bir unsurdur artık. Çünkü hem mikropları öldürüyor. Evet, güzel bir şey ama normal yaşayan hücreleri de öldürdüğü için çıkarılıyor arkadaşlarım. Yetişkin bir insana dakikada kaç kez suni solunum yaptırılmalıdır demiş. 10, 15, 15, 20, 20, 30 ve 60, 80 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. 15, 20 adet ne yapılmalıdır arkadaşlarım? Suni solunum eğer solunum durmuşsa yaptırılmalıdır. Bebeklere kalp masajı dakikada kaç defa yapılmalıdır? 40, 60, 80 ve 100 şıklarda verilmiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız D şıkkı 100 olacak. Arkadaşlar size göre hızlı gittiğimi düşünüyorsanız durdurup bakabilirsiniz bu arada. Evet, verilenlerden hangileri
Verilenlerden hangileri kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır demiş. Bunu direkt ben buradan çözeceğim. İsteyen durdurup çözebilir. Araç içinde savrulma, araçtan dışarıya fırlama, ölüm ve yaralanmalarda artma. Arkadaşlarım, üçü de olur bunların eğer emniyet kemerini takmazsanız. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Takip mesafesine uyması, takip mesafesini arttırması, takip mesafesini azaltması, ani fren yaparak durmaya çalışması demiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Takip mesafesini arttıracağız arkadaşlarım. Ani fren yaparsanız nallara dikersiniz, onu söyleyeyim. Öndeki araca mutlaka çarparsınız ve asli kusurlu olan siz olursunuz arkadaşlarım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet, solunum durmasında dudaklar, parmak uçları, burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Su kaybı, oksijensizlik, beslenme yetersizliği ve karbon monoksit eksikliği demiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlarım. Şimdi şöyle kutsal bir çizim yaptım şurada. Çoluk çocuğu çekin ekranın başından, aman diyeyim. Şimdi arkadaşlarım, bizim vücudumuzun uç noktalarına, örnek veriyorum, bakın ayak parmakları olabilir bu, tamam mı? Yine parmak uçları olabilir, tamam mı? Yine arkadaşlarım dudak kısımları. Bunlar arkadaşlarım oksijensiz kaldığı zaman direkt olarak da morarmaya başlar. Mesela sigara içen insanlarda da bu dudak kenarında gözlenebilir. Ben mesela sigara içip içmediğin adamın yüzünde değil, bu da böyle dudağına baktım mı anlarım genelde. Böyle mos morsa o adam sigara içiyordur. Kanında oksijen azdır. Oradan yürürüm. Zaten azalma başladıysa neydi bir laf vardı. İmamın gayına binmek yaklaşmış demektir arkadaşlarım. Aman diyeyim, dikkat edin, sigaradan uzak durun. Evet, aslında şunu göstersek daha güzel. Sigara içerseniz böyle olursunuz desek. Evet. Kaza zedeleri araçtan çıkarırken en çok hangisine dikkat edilmeli? Hızlı ve aceleci davranmaya, kaza zedelerin giysilerine zarar gelmemesine, kurtarıcıların giysilerine kan gibi şeylerin bulaşmamasına, kaza zedede yeni bir yaralanmaya meydan gelmemesine demiş arkadaşlarım. Doğru cevap tabii ki de D şıkkı. Kaza zedede yeni bir yaralanmaya meydan gelmemesi için ne yapacağız burada? Dikkatli olacağız arkadaşlarım. İnternette görmüşsünüzdür. Dayıyı böyle götürüyorlar, lak diye düşürüyorlar sedyeden falan. Adam felç kalmayacaksa bile zorla felç bırakıyoruz. Aman diyeyim, buna dikkat edelim. Evet, aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi, genellikle göğüs ortasında başlaması, dinlenmekle geçmemesi, uzun süreli olması. Arkadaşlar doğru cevap burada B şıkkı olacak. Kalp spazmı dediğimiz şey arkadaşlarım genelde yorgunluk, ani heyecanla vesaire meydana gelir. Göğüs ortasında başlar arkadaşlarım ve biraz dinlendikten sonra geçer. Uzun süreli değildir. Nefes alıp vermekle de şiddeti değişmez. Onu söyleyeyim. Doğru cevap B'dir. Peki hocam, nefes alıp vermekle şiddeti değişiyorsa nedir? Soğuklanmışındır güzel kardeşim. Muhtemelen üst kaslarda, eğer tabii herhangi bir travma yoksa, üst kaslarda soğuklanmadan kaynaklı olaraktan bir ağrı meydana gelir. Böyle bıçak saplanması bu arada. O soğuklanmadan dolayı. Ama böyle hiç kesilmiyorsa, aynı devam ediyorsa direkt 112'yi arıyoruz. Çünkü imamın gayına yaklaşmışız demektir. Evet, Allah hiçbirimize göstermesin. Kasıt unsuru almaksızın meydana gelen, insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen, çoğunluğu doğal kaynaklı olan aşağıdakilerden hangisi tanımıdır demiş. Evet arkadaşlarım, çoğunluğu doğal kaynaklı olan ve işte çevreye, insana zarar olan olayı sormuş bize. Kaza, felaket, afet ve yıkım şıkları da verilmiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız tabii ki de afet olacak arkadaşlarım. C şıkkı olacak. Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır demiş. Eksantrik kam mili ayarı, krank mili ayarı, buji ayarı, piston ayarı demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlarım. Buji ayarı olacak. Diğerleri motorun kendisiyle alakalı ayarlar içerisinde yer almaktadır. Kamyon ile bir kamyonetin emniyetle geçebileceği kadar dar olan bir yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak
zorundadır demiş arkadaşlarım. Tabi işaret yoksa ne yapacağız? Kamyon sürücüsü kamyonete, kamyonet sürücüsü kamyona, şeridi daralmış olan diğerine sürücüler anlaşarak geçer demiş. Arkadaşlarım biz ne diyorduk devamlı? Traktör ve iş makinesi hepsine yol verir. Ancak geri kalanında büyükler küçüklerine ne yapar? Abilik yapar ve yol verir diyorduk. Arkadaşlarım o halde yol verecek olan A şıkkı yani kamyon sürücüsü kamyonete yol verir. Benzin istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır demiş. Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır. Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır demiş arkadaşlarım. Bize 2 numaralı aracın ne yapması gerektiğini sormuş. Tabii ki de C şıkkını yapacak değerli arkadaşlarım. Önce 1 numaralı aracımız burada geçecek. Çünkü kendisi normal seyrinde yolda devam eden bir araçtır. Yani bir nevi geçiş yolu, tali yoldan gelen 2 numaralı araç ise ne yapmak zorundadır? Beklemek zorundadır arkadaşlarım. Konaklama ve piknik yapılan yerlerden ayrılırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? Ateş yakılmışsa söndürülür, atıklar toplanır, atıklar çöp kutusuna atılır, araç yıkanır. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlarım. Basit bir soru zaten. Bunu dakma dişleriyle neneme sorsanız gene yapar. Doğru cevap arkadaşlarım D şıkkı. Araç yıkama uygun değildir. Aracımızın pisliğini oraya bırakmayacağız. Hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? Viraja girmeden önce hızı arttırmak, aracı kullanırken yola konsantre olmak, yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak, her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplayarak öğrenmez. Bize olumsuz yönde olanı sormuş değerli arkadaşlarım. Tabii ki A şıkkı. Viraja girerken arkadaşlarım hızınızı arttırırsanız viraja giremezsiniz. Düz öteki tarafa doğru devam edersiniz arkadaşlarım. Sonra bir bakmışsınız musallanın üstündesiniz Allah göstermesin. Aman diyeyim dikkat. Ulan hoca hep böyle var ya kötü. Motor ısısının aniden yükselmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Vantilatör kayışı çok gergin olması, vantilatör kayışının kopmuş olması, dispiratörün arızalı olması, bujilerin arızalı olması. Doğru cevabımız arkadaşlarım burada B şıkkı vantilatör kayışı kopmuşsa değerli arkadaşlarım olur. Bazen mesela ben size şunu söyleyeyim. Bazen akü ışığı yanıyor arkadaşlarım araçlarda. Bu alternatörün gittiği anlamına gelebilir. Aynı zamanda orada vantilatör kayışını da çeviren o kayışın koptu anlamına da gelebilir. Aman diyeyim böyle bir durumda derhal durup kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem hangisidir demiş. Marş sistemi, yağlama sistemi, yakıt sistemi ve ateşleme sistemi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı marş sistemi olacak arkadaşlarım. Yağlama sistemi aracımızın parçalarının birbirine kaynamasını engeller. Yani sürtünmeyi azaltır. Aynı zamanda dolaylı olarak da ısıyı da ne yapar? Azaltır. Yakıt sistemi değerli arkadaşlarım aracımızın yanma odacıklarına kadar giden o yakıtı gönderen sistem. Ateşleme sistemi ise o yakıtı yakan sistem oluyor arkadaşlarım. Aracın fren lambaları yanmıyorsa sebebi hangisidir? Fren hidroliği arızalıdır. Fren sisteminde hava vardır. Fren müşürü arızalıdır. Fren pedalı zayıftır. Evet, doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlarım. Bakın sönük yanıyor deseydi farklı bir sebep arayacaktık. İşte küflenme yani oksitlenme vesaire diyecektik. Ama burada doğru cevabımız C şıkkı. Fren müşürü arızalıysa yanmaz arkadaşlarım. Akümülatörün voltajını 15.000 ila 25.000 volt arasında yükselten parça aşağıdakilerden hangisidir demiş. Marş motoru, alternatör, endüksiyon bobini ve karbüratör şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız değerli arkadaşlarım C şıkkı endüksiyon bobini olacak arkadaşlarım. Diğerleri marş motoru aracımıza ilk hareketi verir. Alternatör akümülatörü şarj eder değerli arkadaşlarım. Yani aküyü şarj eder. Karbüratör ise değerli arkadaşlarım gerekli yakıt hava karışımını yaparak ne yapar? Aracımızın yanma odacıklarına göndermekle sorumludur. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir? Egzoz susturucu, emme susturucusu, emme manifoldu ve egzoz subabı şıklarda verilmiş değerli arkadaşlarım.
Doğru cevabımız tabii ki A şıkkı, egzoz susturucusu olacak. Arkadaşlarım, bu arada biraz hızlı gidiyorum diyebilirsiniz. Durdurup siz devam edebilirsiniz. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa, taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse, uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa, zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Eğer sigortanız yapılmamışsa arkadaşlarım ne olursunuz? Trafikten men edilirsiniz. Araç sigortası olmak zorundadır değerli arkadaşlarım. Canlılarla etkileşim halinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir? Çevre, erozyon, atık ve iklim şıklarda verilmiş. Tarık ve çevre dersimizdeki tanımlardan biridir arkadaşlarım bu. Doğru cevabımız A şıkkı çevre olacak. Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır? A, B ve C, D şıklarında arkadaşlarım. Bize trafik görevlisinin bazı işaretleri vermiş. Burada doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlarım. B şıkkındaki ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Yaptığı hareketle trafiği yavaşlatmaya çalışıyor. Peki diğerleri ne anlama geliyor? Bunun için şöyle yapmak istedim değerli arkadaşlarım. Hepsini görmenizde fayda var. Burası yine arkadaşlarımızın çok takıldığı bir kısım. Eğer arkadaşlarım trafik polisi ellerini şurada gördüğünüz gibi indirmişse veyahut da yanlara doğru açmışsa, biz burada diyeceğiz ki trafik görevlisinin önünde ve arkasındaki kalanlar araçları durup beklemeli. Kollarını ve omuzlarını, bakın omuzlarını, olmuş olduğu istikamettekiler ise geçişe devam etmelidir. İlla adam kollarını kaldıracak diye bir şey yok arkadaşlarım. Sonuçta insanız, kolumuz ağrıyabilir. Bu trafik işareti, yani polisin yapmış olduğu işaret, bütün yönlerdeki trafiğe dur demektir arkadaşlarım. Burada görmüş olduğunuz ise trafiği yavaşlaşma işaretleridir. Hangi taraftan geliyorsanız artık ona göre değişir. Burada arkadaşlarım trafiğin hızlandırılmaya çalışıldığını görüyorsunuz. Hemen altta sağda ve solda durdurma işaretlerini görüyorsunuz. Mutlaka eliyle bize durmamız gereken yeri işaret eder arkadaşlarım. Yine geceleyin geç, geceleyin dur işaretleri değerli arkadaşlarım. Hocam bunu nereden anlayacağız? Dikkat ettiyseniz arkadaşlarım birinde kol şöyle düz, birinde ise aşağıya şöyle eğimli arkadaşlarım. Buradan ayırt edebilirsiniz. Biraz daha havadan zaten kaldırıp bünyesinde direkt olaraktan kendisinde durdurduğunu görüyorsunuz. Yine bir yan tarafta ise geceleyin yön belirtmeyi görüyorsunuz. Buradan devam et diyor arkadaşlarım. Gündüz yön belirtme ise burada gösterilmiş. Bunları bu şekilde çözebilirsiniz. Evet, olay bu şekilde arkadaşlarım. Dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz olarak azami uzunlukları hakkında aşağıdaki ölçülerden hangisi doğrudur? 2 dingilli araçlarda 12 metredir. 3 veya daha çok dingilli araçlarda 12 metredir. Yarı römorklu araçlarda 12 metredir. Bir römorklu araçlarda 12 metredir. Tam bir bilgi sorusu arkadaşlarım. Doğru cevabımız burada. Hemen şuradan kutsal kalemimin rengini değiştirmek istiyorum. Hep yeşil güzel gitmiyor. Doğru cevabımız arkadaşlarım D şıkkı olacak. Römorklu bir araçlarda 12 metre olacak. Şöyle bunu da vereyim. Römorklu araçlarda bakın arkadaşlarım römorklarda 12 metreyi görebiliyorsunuz. Yine değerli arkadaşlarım diğer ölçüleri de burada görebiliyorsunuz. Biraz size çıkması muhtemel olaraktan zor bir soru ancak gelebiliyor arkadaşlarım. Bunu da verelim dedik. Elde veya koldaki büyük bir kanamada kanama yerine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak doğru nokta aşağıdakilerden hangisidir? Boyun yan kısmı, kalemimi bulamadım bir an. Boyun yan kısmı, dirsek dış kısmı, koltuk altı ve bilek dış kısmı şıklarda verilmiş. Değerli arkadaşlarım, burada doğru cevabımız A olamaz. Dirsek dış kısmı demiş, koltuk altı demiş ve bilek demiş. Doğru cevap burada C şıkkı olacak. Atar damar buradan geçiyor. Buraya basınç uygulanır. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır demiş. 15, 20, 25, 30 şıklarda verilmiş. Değerli arkadaşlarım, burada doğru cevabımız A şıkkı
15 olacak. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur demiş. Dur lambası ve sis ışıkları, park lambası yangın söndürücü, okul taşıtı yazısı ve dur lambası, okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası. Diğerlerinden farklı olarak demiş. Doğru cevabımız arkadaşlarım C şıkkı olacak. Okul taşıtı yazısı ve dur lambası bulunmak zorundadır arkadaşlarım. Hangi vakalarda kazazedeler 2 kişi ile sedyesiz taşınabilir? Bacak yaralama ve kırıklarında, kol yaralama ve kırıklarında, solunum yolu zehirlenmelerinde ve boyun travma kırıklarında. Doğru cevabımız arkadaşlarım B şıkkı olacak. Kol yaralanması ve kırıklarında 2 kişi ile sedyesiz taşınabilir değerli arkadaşlarım. Hocam başka diyebilir miyiz? Şimdi aklınıza C şıkkı gelebilir. Adam arkadaşlarım solunum yolu zehirlenmesinde genelde bayılabilir vesaire. Bunlar olabileceği için burayı almıyoruz. Ancak doğru cevabımız B şıkkı olacak. Kırıkları çıkık ve burkulmalardan ayıran fark demiş hangisidir? Çıkık ve burkulmada şişme görülür, kırıkta görülmez demiş. Hayır. Çıkık ve burkulmalar ağır görülür, kırıkta görülmez demiş. Ağrı demiş. Hayır, olmaz. Çıkık ve burkulmalarda kemiklerin her bölgesinde görülür demiş. Çıkık ve burkulma kemiklerin her bölgesinde. Hayır kardeşim. Çıkık ve burkulma sadece eklem bölgelerinde bulunur. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Eklem bölgesinde görülürken kırıklar kemiklerin her bölgesinde gözükebilir arkadaşlarım. Hangi yanıklar daha büyük ve belirgin iz bırakır? Birinci derece yanıklar, ikinci derece yanıklar, üçüncü derece yanıklar, bir ve ikinci derece yanıklar demiş arkadaşlarım. Arkadaşlarım doğru cevabımız burada. Şimdi birinci derece yanıklar en hafifleridir, onu belirteyim. Doğru cevap bu yüzden üçüncü derece yanıklar olacak. Üçüncü derece bir yanık varsa suyla bile müdahale etmeyiz. Ne yaparız? Islak bezi örteriz arkadaşlarım. Çok ağır dereceli yanıklardır bunlar. Hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirmesi işlemini kapsar demiş. Koruma, bildirme, kurtarma ve tedavi etme şıkları da verilmiş arkadaşlarım. Evet, doğru cevabımız A şıkkı olacak. Koruma olacak arkadaşlarım. Olay yerini değerlendiririz ve koruma aşamasını başlatırız. Bizim için doğru cevap burada A şıkkı olacak. Hangisi duruş mesafesini etkilemez? Yolun eğimi, yük durumu, lastik durum ve ABS demiş. Doğru cevabımız değerli arkadaşlarım D şıkkı ABS olacak. ABS etkilemez arkadaşlarım. Ama C lastiğin durumu eğer kötüyse etkiler, yük fazlaysa etkiler, eğimi fazlaysa etkiler. Dış kanamada ilk yapılacak işlem olan yara üzerine parmakla basınç uygulamadaki amacımız hangisidir demiş. Damarı sıkıştırarak kanın dışarı akmasını engellemek, yaranın mikrop kapmasını engellemek, yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak, yaranın bölge sıcaklığını korumak demiş. Doğru cevabımız değerli arkadaşlarım tabii ki de A şıkkı olacak. Kanın dışarıya akmasını ne yapmak? Engellemektir. Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Fren pedalına tam gaz basılmamıştır. Gaz pedalına tam gaz basılmamıştır. Debriyaj pedalına tam gaz basılmamıştır. Jikle düğmesi çekilmemiştir. Doğru cevabımız C şıkkı. Debriyaj pedalına tam basılmazsa yarım debriyajlı biçimde olursa arkadaşlarım ses gelir. Geçiş üstünde sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır demiş. 5, 10, 15 ve 20 şıklarda verilmiş arkadaşlarım. Arkadaşlarım doğru cevabımız C şıkkı 15 metre olacak. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır? Topuktan dize, topuktan koltuk altına, topuktan kalçaya, dizden kalçaya demiş arkadaşlarım. Diz ile kalça arasında kemikte bir kırık varsa demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Dizden kalçaya kadar arkadaşlarım ne yaparız? Burayı atelle sabitleriz. Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Karbüratörün tıkanmış olması, bujilerin arızalı olması,
Alternatörün kömürünün azalmış olması, aşınmış olması ya da endüksiyon bobininin arızalı olması. Biraz teknik bir soru arkadaşlarım. Doğru cevabımız C şıkkı, alternatörün kömürünün azalmış olması olacak. Araba lastiği değiştirilmesinde 40 ile kaldırılması durumunda hangisi yapılır? El freni bırakılır, vites boşalınır, debriyaja basılır, el freni çekilir. Doğru cevabımız değerli arkadaşlarım D şıkkı, el freni çekilir, araç tespit edilir yani sabitlenir arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlarım, burada videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı, yine arkadaşlarım bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ehliyet.hocam adresiyle bizleri takip edebilirsiniz. Orada da yine önemli sorular paylaşıyoruz. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.